Biraz da o İslam dünyasının düşüncesini biçimlendiren insanlar. Biraz onlara değinsek Şimdi nasıl olur? Şimdi tabii İbn-i pek İslam düşüncesini biçimlendiren bir yanı yok da. Ama Gazali tabii öyle. İbn-i Rüşd de biçimlendirmemiştir. İbn-i Haldun da biçimlendirmemiştir. Biraz evvel söyledim. Yani Yunan felsefe geleneği İslam'daki pek düşünce geleneğimiz çok etkili olmamıştır. Hiç değildir gayet tabii. Belli bir değeri de vardır. Ona da itirazım yok. Hatta felsefe dışındaki alanlardaki etkisinin daha da fazla olduğunu da söyledim ben. Ama Gazali tabii önemli. Çünkü işte Gazali, Tayyip Erdoğan Türkiye için neyse Gazali de genel olarak İslam dünyası için onu temsil ediyor. Yani birbirini buluyorlar. Biri diğerini hakikaten çok iyi ifade ediyor. Biri diğerini çok iyi karşılıyor. Ayrıca tabii Gazali çok zeki bir adam. Yani Gazali İslam dünyasında Yunan felsefesine veya akla karşı ister savunma ister saldırıyı en güçlü bir şekilde yapan bir adam. İslam dünyasında akla karşı mı savunmayı? E tabii felsefi akla karşı. Allah ya veya felsefede kendini gösteren akla karşı. Böyle bir akıl olmasın. Çok güzel. Öyle bir akıl olmasın. Yani tam öyle. Gazali hani mutlak anlamda akılcı, akıl dışı bir adam değil. Akıl dışılı savunan bir adam değil. Ha öyle bir yanı da var. Çünkü mistik bir yanı var. O ama bir akıl dışılık mıdır veya akıl karşıtlığı mıdır o da tartışılabilir. Gazali'nin meselesi şu. Gazali aynen bugün olduğu gibi, hatta Fethullahçıların da dediği gibi, günlük hayatımızda ihtiyaçlarımızda akla karşı değil. Yani hatta, şu an olsa akıllı telefon alırdı Gazali. Çok güzel. Değil aynen mi? Öyle. Çok güzel. Yani. Hatta bilimdeki akla da karşı değil. Fazla tadını kaçırmazsan. Ama neden fazla kaçırmak? Bilimdeki akıl bilimdeki akıl olarak kalmaz ki. Öbürüne gider. Öbürüne gider. Tabii. Ama insan hayatının, Müslümanın hayatının, Müslümanın ahlakının, Müslümanın hukukunun, Müslümanın siyasetinin, Müslümanın genel olarak hayatının felsefi sorgulamaya, akla, düşünmeye dayanmaması gerektiğini söylüyor. Gene efsaneye, mitolojiye oraya çok buraya gidecek. Çok güzel, çok güzel. O kadar. Yani diyor ki, söylediği annem efsane. Yani biz peygambere inanırız. Ve bizim peygamberimizin de dünyada en iyi yaratık olduğuna inanırız. Onun da bizim için en mükemmel şeyi getirdiğine inanırız. Tanrı'nın da bize bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğine dair en mükemmel kuralları getirdiğine inanırız. Bu kadar. Bu kadar basit. Yani buna karışmazsa fizik, kimya, matematik yapacaksanız, mantık yapacaksanız ona çok fazla itirazım yok. Gerekirse atom bombası da yapın. Atom bombası da yapın. Yapın. Yani. Şimdi bak fark ettin mi? Uranyum da üretin. Bakın, her şey olsun. Bak şimdi bu bizim de bugünkü genel görüşümüzdür. Ta Tanzimat'tan itibaren de biliyorsun bizim İslamcılarımız da aynı görüştedir. Yani şöyle. Ya Batı'nın bilimine, teknolojisine kimse bir şey söylüyor mu? Peki. Neyine ne söylüyorsun? Onu kabul edelim. Onun dışında ahlakını, siyasetini, hukukunu, kadın erkek ilişkilerini, eğitimini sakın ve sakın değerlerini kabul etmeyin diyor. Bu bize uymaz.